Müslümanlara oruç tutma, Kur'an okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen 3 aylarda, idrak edilecek ilk kandil regaib kandili, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimi olan 3 aylar, regaib kandili ile birlikte taçlanacak, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Regaib gecesi denilince, çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Regaib kandili 3 aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. Regaib, herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenleri Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder. Kutsi hadiste, bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim, buyuruluyor. Kul ile Allah arasında 2 kanal vardır. Bu kanaldan biri kuldan Allah'a gider, diğeri Allah'tan kula gelir. Kuldan Allah'a giden kanaldan Allah'a tevbe gider, istiğfar gider, dua gider, temenni ve tazarru gider. Allah'tan kula gelen kanaldan ise kula af gelir, mağfiret gelir, nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir. İşte bu gece kanalların açık olduğu, tevbelerin makbul olduğu bir gecedir. Tevbe, pişmanlıktır. Günahların mahcubiyetinden, sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır. Günahların çokluğu bizi ümitsizliğe sevk etmemelidir. Yüce Rabbimiz ayeti kerimede, de ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyuruyor. İmam Gazali Hazretleri, tövbelerinizi geciktirmeyin, çünkü emri hakkın ne zaman vaki olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle Peygamberimiz ölüm gelmeden önce tövbede acele edin hatırlatmasında bulunuyor. Her şeyde olduğu, tevbede de asıl olan samimiyettir. Kişinin gönülden tevbe etmesi ve tevbe ettiği günahlara bir daha dönmemesidir. Ve Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, nasuh tevbesiyle tevbe edin, bu gece aynı zamanda bir dua gecesidir. Dua, kulun acziyetini, sıkıntılarını Allah'a arz etmesi, yüce yaratanı ile gönül ilişkisine girmesidir. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin, bu gece gönüllerin tamir edilmesi, kırdığımız kalpleri yapmamız için de bir fırsattır. Regaib gecesi, ihsanlar ve ilahi tecellilere sahne olacağı bildirilen bir gecedir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis, iyi şeriflerinde bizlere bildirmiştir. 5 gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep'in ilk cuma gecesi, Şaban, öğleye yarısında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir. Öncelikle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mevsime ulaştığında Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiği şu duayla başlayalım. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizler için hayırlı ve mübarek eyle. Bizleri sağlıkla, afiyetle Ramazan'a eriştir ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Müslüman olmakla şereflendirdin. İmanla can vermeyi son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Regaib kandilinde okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler şunlardır. Gündüzünde oruç tutmak. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaib kandilinde, yani cuma günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Çünkü bu ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutulacağı gibi sadece cuma günü de tutulabilir. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
Allah-u Teala Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder buyurmuştur. Kaza namazı ve nafile namaz kılmak. Bu gece en mühim ibadetlerden biri de namazdır. Nafile namazların sevabı diğer gecelere oranla kat kat fazladır. Ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim okumak. Diğer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için 10 sevap verilir. Ancak Recep ayında bu sevap yüzleri geçmekte. Regaib kandilinde ise daha da artmaktadır. Allah dostları Regaib gecesinde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını özellikle tavsiye buyurmuşlardır. Tevbe istiğfar etmek. Alimler Recep ayı bizi Ramazan-ı Şerif ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımıdır. Dolayısıyla Recep ayı tevbe ayıdır demişlerdir. Yani bu gece kul, ya Rabbi ben anlayamamışım, hata etmişim, kusurluyum, beni affeyle. Ya Rabbi bu zamana kadar nefsimin dediklerini yaptım ama bundan sonra senin dediklerini yapacağıma söz veriyorum diyerek hatasını itiraf edip hatasından dönerek Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmelidir. Dua etmek. Bu mübarek geceler Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Dolayısıyla Regaib kandilinde yapılacak önemli ibadetlerden birisi de duadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir. Bu sebeple Müslümanlar Allah'a dua ve niyazda bulunarak bu geceleri ihya etmişlerdir. Bu gece şu duayı okumak da çok faziletlidir. Rabbighfir varham ve tecavüz amma ta'lem. İnneke entel a'azzul ekram. Rabbim beni bağışla, bana rahmet et. Bildiğin bütün kusurlarımı affet, onları bağışla. Çünkü aziz olan ve karşılıksız veren ancak sensin. Salavat getirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi Allah-u Teala emretmiştir. Ayrıca hadisi şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Sadaka vermek. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah'a nail edeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna gecelerde sadaka vermeye en güzel vesilelerdir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuruyla yaşayanları sever. Bu geceyi fırsat bilerek gönlümüzü kasvetle boğan duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Nefsin kötü arzularını frenleyip huzuru kalpte ibadetin lezzetini almaya, o hal üzere Rabbimize yönelmeye çalışalım. Gıybet, haset, riya, kin, nefret ve kanaatsizlik gibi kötü duygulardan kendimizi temizlemeye çalışalım. Rabbim bu mübarek geceleri hakkıyla ihya edebilmeyi her birerlerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.